sizinle de vedalaşacağız. Çok sağ olun yine bekleriz. Fikret abi HDP'nin açıklayacağı demokrasi tutum belgesi konusunda neler yer alabilir? neyin hangi merak ettiğimiz hangi unsurların yanıtları bu demokrasi tutum belgesinde ortaya çıkacak gibi görünüyor ve bu şu ana kadar konuştuğumuz olası ittifak senaryoları seçim senaryolarıyla ne gibi bağlantılı yol haritası olacak? Evet önce şunu söyleyebiliriz. Yani yarın açıklanacak tutum belgesinde HDP'nin ortak adayı adayı belirlemeye açık olduğunun tekrar vurgulanması bekleniyor. vurgulu bir şekilde demokratikleşme yer alacak. Cumhurbaşkanı adayında aranacak özellikler anlamında söylüyorum. Demokratikleşmeyi vaat edecek bir cumhurbaşkanı olmayacağına bakılacağı ilk olarak belirtilecek. Hukukun üstünlüğü öne yaklaşımı değerlendirilecek Yine adayın hukukun üstünlüğüne insan hakları bakımından bu konuda samimi bir aday olup olmadığı bakılacak. Bu ölçü ortaya konulacak. Kürt sorununa yaklaşımı değerlendirilecek. işte yoksulluk, eşitlik, özgürlük alanlarına bakışı değerlendirecek. Bunları içeren bir metin beklentisi var. Böyle bir ilkeleri ifade bir metin olacak. Şimdi bu metin açıklandıktan sonra da Büyük olasılıkla benim kulisten aldığım bilgilere göre Millet ittifakının bileşenleri genel başkan düzeyinde sonra genel başkanlık düzeyinde bu tutum belgesini değerlendirecekler. Bu tutum belgesinde e, Millet ittifakının 5 Ekim'deki e, toplantısında şekillenecek ilkelere aykırı onlara çok ters bir ilke olmasa e, bir e, uyumlu çalışma ortamı e, doğacak. Burada Millet ittifakının dikkat edeceği hususta şu olacak. Eğer HDP yarınki açıklamasında bir İmralı kandil göndermesi yaparsa durum e, olumlu şekilde etkilenmeyecek, olumsuz etkilenecek. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve Akşener'in çizdiği bir çerçeve var. İmralı muhatap değildir, kandil muhatap değildir, HDP muhataptır. HDP de Millet İttifakı'nın bu hassasiyetini dikkate alarak yarın belki İmralı ve kandil at bulunmayacak. Yani her iki taraf da birbirinin hassasiyetlerine e, hassasiyetle yaklaşıyorlar diyebiliriz. Böyle bir ortam doğarsa, HDP ittifaka kurumsal olarak katılmayacak ancak ilkeler örtüştüğü oranda e, Millet İttifakı'nın belirleyeceği adaya destek verebilecek demektir. E, çerçevesi böyle. Hem HDP'nin Millet İttifakı adayından beklentileri var. Yarın açıklanacak bu. Kürt sonra yaklaşımı, demokratikleşme, insan hakları, eşitliği, özgürlük. Hem de Millet İttifakı'nın HDP'den beklentileri var. O da İmralı ve Kandili muhatap almadan bu süreci başlatmak. Eğer bu ortak zemin yakalanırsa bu da 5 Ekim 6 partinin yapacağı ve ilkelerin belirleneceği toplantıdaki ifadelendirmeyi etkileyecektir diye söyleyebiliriz. Peki. Peki bu tutum belgesinin açıklanmasından sonra uygun bir zeminin sağlanmasıyla birlikte o 6 partinin çalışmasına HDP'nin de davet edilmesi ihtimali doğabilir mi Fikret abi? Zayıf bir ihtimal şöyle bir bilgiyi paylaşayım. Şimdi e, CHP çalışmalarını sürdürürken Millet İttifakı bileşenlerini rahatsız edecek ortamlar yaratmaktan kaçınıyor. Şöyle somutlaştırayım. Örneğin HDP ile iki, partili, iki parti arasında bir temas içinde yürütüyor görüşmelerini. O Millet İttifakı'nın ortak toplantılarında, HDP yer almıyor buna dikkat ediyor. İyi parti rahatsız etmemek bakımından HDP de buna dikkat ediyor. O da diyor ki ben ittifak dışında kendi parti görüşlerimi açıklıyorum ama şimdi bu Millet İttifakı içinde bütün partilerle görüşebilen tek parti CHP. Dolayısıyla yine Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Mütahat Sancar Hoca arasında temaslar sürecektir. Tutum belgesinden sonra ama bu Millet İttifakı kurumsal zemininde değil CHP ile HDP arasında bir görüşme olarak devam edecektir. Çünkü İyi Parti de bugün tavrını koydu meşru bir partidir dedi. Ama diğer konularda temasa girmeyeceği mesajını da Sayın Akşener verdi. E bence bu süreci Sayın Kılıçdaroğlu Sayın Mithat Sancar yürüteceklerdir diyebiliriz. Peki. Fikret abi çok teşekkür ediyorum katıldığınız ben teşekkür için. Perşembe açıkça da buluşmak üzere. Evet gerçekten HDP'nin tutum belgesi çok kritik yarın açıklayacağı. Fikret Bila çok önemli hususları vurguladı. Şu ana kadar yapılan açıklamalarda ne görüyoruz? örneğin Mithat Sancar'ın şu açıklaması dikkat çekici: HDP'nin demokrasi güçleriyle oluşturacağı ittifakta çözüm gücü ve çözümün anahtarı olduğunu yakın zamanda hep birlikte göreceğiz diyor. Ondan sonra BBC Türkçe'de Ayşe Sayın'ın bu konuyla ilgili bir haberi vardı. Orada da hatırlatılan hususlardan biri Mithat Sancar'ın ortak aday fikrine açık olduklarını daha önce beyan etmiş olması hatırlatılıyor ama aynı zamanda 2019 yerel seçimlerinde AKP ve MHP'ye kaybettirme stratejisi izleyen HDP'nin birçok şehirde CHP'nin seçimi kazanmasında Millet İttifakı'nın seçimi kazanmasında etkili olmasına rağmen kendisini biraz görmezden gelinme şeklinde bir hisse kapıldığını dolayısıyla şu anlayışa karşı çıkıyor HDP. Nasılsa HDP seçmeni AKP'ye oy vermez, muhalefete mahkum anlayışına karşı çıkıyor. Bu belirtilmiş haberde. Selahattin Demirtaş'ın da bu yönde yaptığı açıklamada orada hatırlatılmış. Demirtaş diyor ki hiç kimse HDP'nin oylarını çantada keklik zannedip şu veya bu ittifakın altına otomatikman ekleyip toplama yaparak sonuç elde edeceğini düşünmesin. HDP bu koşullarda hiçbir seçim ittifakının içinde olmadığını bir olmayacağını açıklarken son derece ciddi bir pozisyon almaktadır. Bakın Demirtaş bunun son derece ciddi bir pozisyon olduğunu ayrıca vurgulamak ihtiyacı hissediyor açıklamasında. Yarın göreceğiz. HDP'nin nasıl bir tutum belgesi ortaya çıkacak? Buna ilişkin de tabii ki Halk TV'deki yayınlarda bunun değerlendirmesini izleyeceksiniz sayın seyirciler. Şimdi saat 23'te tekrar hatırlatalım. İyi Parti İstanbul bir Başkanı Buğra Kavuncu bizimle birlikte olacak. E, orada yine konuştuğumuz e, bu gündemi bir değerlendireceğiz ama şimdi Sedat Konuyu kapatıyor muyuz? Evet. Bir, bir şey yapayım. Buyurun. Yani çünkü e, izleyicilerde bir yanlış e, anlaşılma sebebiyet vermiyor ki bazı izleyicilerde diyelim. E, ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığına e, layık olmadığını ya da Cumhurbaşkanlığı kriterlerine haiz olmadığını bunu yapamayacağını falan söylemedim. Addime de değil. Bence tam e, şu ana kadar gösterdiği e, tavır ile, şu ana kadar çizdiği e, görüntüsü ile de çok layıkı bir şekilde de yapar. E, bunu, aynı şekilde. Bunu belirttiniz de zaten. Evet evet. Mi? Yani o bir kez daha de, de aynı şekilde e, Sayın Mansur Yavaş'ın ya önünün kesildiğini, bir e, şeye uğradığını, bir e, yani siyaseten ne bileyim şeyden uzaklaştırılacak bir plan yapıldığını, böyle bir oyun tezgah içinde ol falan böyle şeyler kastetmedim. Benim söylediğim, çok net hemen bir cümleyle Hı -hı. söyleyeyim ve geçelim. Benim söylediğim, Sayın Akşener'in ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarif ettiği, nasıl bir cumhurbaşkanı iste, e, seçeceğiz, nasıl bir cumhurbaşkanı belirlenecek tanımına, e, eğer Kılıçdaroğlu aday olacaksa bunun onun adına bir jübile olacağını, çünkü aktif siyasetten çekilerek tamamen tarafsız bir duruma hı hı. E, dönüşeceğini, Cumhurbaşkanlığı süresi bittikten sonra da zaten e, eski Cumhurbaşkanı olarak hı hı. o itibarlı bir yere konumlandırılacağını belirttim. Ve bir ihtimal Kılıçdaroğlu'nun böyle bir şeyi tercih etmeyebileceğini etmeye belirttiniz. Yoksa kendiniz siyaset, bir değerlendirme yapmadınız hayır, olmalı çünkü ya Çünkü aktif siyasette kalan parlamenter sistemde Başbakan olarak kabine kurup ülkeye kendi projelerini, kendi ideolojisini ya da kendi anlayışına uygun bir yönetim getirmeye çalışan Kılıçdaroğlu'nun çok erken bir tarihte bunu terk etmeyeceğini düşündüm. Hı. Düşünüyorum hala da. Mansur Yavaş için de aynı şeyi söyledim. Siyaseten çok erken yani Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yürüttüğü bu görevi bırakıp siyaseten o da kendisini daha sonra siyaset alanından tamamen çekileceği bir konuma e, sokarak böyle bir anlaşmanın içinde yer almayacağını, bilakis aktif siyasette kalarak ülkeye daha fazla e, hizmetler yapacağını düşündüğüm için onun da artık aday olamayacağını. Zira Akşener'le aynı ekolden geldiği için birisinin başbakan, birisinin cumhurbaşkanı olarak konumlanamayacağını düşündüğümden dolayı söyledim. Tamam anladığım kadarıyla böyle tepkiler geldi galiba size. O yüzden yani böyle şeyde, bir açıklama işte. yapma gereği hissettiniz. Ben baktım bize bizde de yani en azından benim hesabımda gelmiş mi diye. Ondan sonra ne diyor bir izleyicimiz? Demiş ki Kılıçdaroğlu ne rağmen e, ne bu seçimi kazanacağız? Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı olacak. Belli ki Mansur e, Yavaş'ın yavaşı gönlünden geçiren bir Tabii izleyicimiz ki. bunu söylüyor bir izleyicimiz demiş ki Meral Akşener'in açıklamasından neden e, şöyle bir sonuç çıkarmıyorsunuz. Mesela Millet İttifakı içerisindeki partilerden en çok oyu ben almak istiyorum. En çok sandalyeye ben sahip olacağım. Dolayısıyla da başka, başbakanlığı ben alacağım iddiası da e, yani o açıklama böyle de okunabilir diyor. Evet, okunabilir. Zaten evet. öyle okuyoruz. Evet. On, hayır, ya okunabilir, merkez okunabilir. sağın liderliğine soyunmuş ve hmm. merkez sağın eğer o seçimlerde galip gelirlerse yeni lideri olacak e, ee, bir kişi olacak. Tamam. Nihal yani Kuru da diyor ki işte niye olmasın canım Mansur Yavaş bal gibi de olur çok da yakışır. Ya Mansur Yavaş'a kimsenin bir şey söylediği Tabii söyle ki diyor. canım yani. onda kimsenin bir şey söylediği yok. Tabii Burada, ki. E, buradaki hikaye şu. Yani biz bir de hani bu ekranlarda efendim Millet İttifakı'nın adayı o mu olacak bu mu olacak tartışması çok sık yapan bir yer değiliz. Hiç girmiyoruz. Ama bu kez konuşmamızın nedeni Meral Akşener'in çok çarpıcı bir açıklaması üzerinden e, şekillenen seni, senaryo. Hani bunda konuşmasak en azından bu programda e, siz ne işe e, yarıyorsunuz, nasıl yorumcusunuz diye de e, sormak haklarıdır seyircilerimizin. Şimdi geçelim Sedat Peker'in evet. e, gündem yaratan tweetlerini tık tık. ama Barış Sedat Peker ilk kez duyurduğu ve az sonrasını çok yaptığı tanıtımını yani çok yaptığı tweetleri kendi hesabından paylaşamadı. Evet. Ne diyorsun? Yeni bir mecra